Bunun bir Çinli adam. Su kristalleri üstünde evet. yapıyor. Aynı adam neydi? Zaten. Doktor. Ha, evet. Maso değil. Yok, Emito yok. Diye geçiyor. Soyadıyla geçiyor genelde. Aa, bilemedim. Şimdi onu dinlerim. aynı şeyi su kristallerini yani su damlacıklarına tabii. yapıyor. Bizim de bedenimizin %75'i su ya. Evet. İşte siz de birer su damlacığısınız diyor. Ve her su damlacığına birine iyi sözler söylerken ötekine kötü sözler söylüyor. Sonra mikroskop altında dondurduğu su taneciklerinin fotoğrafını çekiyor. İyi sözler söylediği muhteşem. Su kristalleri muhteşem böyle nakış gibi yani evet. hanımefendinin işıl işıl. İşlemesi gibi böyle ışıl ışıl ve acayip muntazam. Ne derler muntazam. Ritmik bir de çok ritmik. Çok muntazam ama nefret ediyorum, kötü söz söylüyorum, küfür ediyorum. O su damlacığı yarısı yanmış gibi gözüküyor, kargacık burgacık böyle acayip deforme olmuş gözüküyor falan yani işte müthiş bir şey ama pirinç mesela daha görsel sonuçta biz o herkesin su deneyini yapamayız belki yok. Hepimizin mikroskopu yok evinde. Ya, o çok önemli bir de en azından çok bir farkındalık değer. Yaratan bir deneyim ya görüyorsunuz ben bunu her gün ağzımdan olumsuz sözler çıkıyor ve bu olumsuz sözler bırakın karşınızdakini öncelikle sizin hayatınızı etkiliyor. Peki acaba yoğurda falan yapsak mesela ev yoğurduna ekşimesini engeller mi? Hiç düşünmedim. Deneyler bir denemek lazım. Bir denemek lazım. Gerçekten. Evet. Yargıları sormak istiyorum. Biz Türk toplumu genelde yargılamayı çok sever. Böyle görür görmez hemen böyle bir misyon yükler karşısındakine ve olumsuzdur o genelde. Evet. Bu yargıların bize kattığı olumsuz etkiler nedir? Hani olumsuzluk konuşuyoruz ya bize de zarar veriyordur bence. Kesinlikle çok veriyor. Çünkü yargı aslında bizi farkında olmadan bir tık yukarıya da taşır. İşte sizi beğenmiyorum, elbisenizi beğenmiyorum, kaşınızı gözünüzü beğenmiyorum, ne biçim yemek yaptı diyorum. Bunu derken altta aslında bir metin vardır. Benim onu daha iyi yaptığımı, benim onun beğenisinden daha yüksek bir beğeniye sahip olduğumu veya seçimlere sahip olduğumu. Orada kendimizi bir tık yukarıda taşıma durumu vardır. Evet. Gizlidir o aslında ama vardır. Artı bir de bir sosyalleşme getiriyor. Ben son zamanda bunu fark ettim. Yani 2-3 kişi bir araya geldiğinde mevzu oluyor. Çekiştirme evet ya, ve mevzu. Bu bir oluyor. Aslında bir ait olma duygusunu size getiriyor. Ve o sosyalleşmeyi de yaratıyor. Ama şöyle bir zararı var. Yargılamak eğer birini yargılıyorsanız bekleyin siz de yargılanacaksınız. Evet. Çünkü iki uçta enerji çalışıyor. Yargıladığınız kadar yargılanacaksınız. Hiç bunun başka bir şeyi yok. Ama şunu diyorsanız evet ya ben bundan keyif alıyorum yargılayacağım beni de yargılasınlar. O zaman buyurun. Ama asıl olan şu yaptığımız yargının altındaki bize hissettirilen duyguyu bulmalıyız. Mesela. İşte kitapta da yazdım bunu. Eşim her akşam spora gidiyor ve ben sinir oluyorum. Niye her akşam spora gidiyor? Ne güzel bir şey yapıyor aslında spora evet. gidiyor. Aslında orada beni kızdıran şey onun spora gitmesi değil. O zaman içerisinde beni ihmal etmesi. Şimdi yargıya eğer bu boyutta bu farkındalıkta bakarsanız kendinizin duygularınızı tanıma şansı size getirir. Şimdi neden sinirleniyorum? Çünkü benimle ilgilenmiyor. Benimle ilgilenmediği için aslında ben bu öfkeyi duyuyorum. Dolayısıyla öfkem onun spora gitmesine değil. Benim beni ihmal etmesine. Bu sefer duygularınızı tanımış oluyorsunuz ve kendinizi görüp kendinizle buluşabiliyorsunuz. Size de çok faydası var. Bu boyutta baktığınızda en azından oradaki beklentinizi, oradaki davranışınızı da değiştirebiliyorsunuz. Bu noktada istemekle inanmak arasındaki farkı sormak istiyorum. İstemekle inanmak çok farklı şeyler. Evet. Bizim hep dilimizdedir. İstedim istedim olmadı. Para istedim olmadı. Araba istedim olmadı. Ev istedim olmadı. İyi bir eş istedim olmadı. İstemek başka bir şey. İstemek buradayken inanmak çok yukarıda bir şey. Ben evet bu yemeği yapıyorum, bu yemeği iyi yapmak istiyorum ama yetersizliğime bir inancım varsa bu yemeğin iyi olmayacağına ya ben bu işte bu kadar da usta değilim ne yapacağım acaba ortaya iyi bir şey çıkarabilecek miyim bir inançsızlığım varsa o istediğiniz olmayacaktır. O çok altta kalan bir şey ama inanmanın gücü çok yüksektir. İnançlarımız zaten bugünkü hayatımızı biçimlendiriyor. Biz düşünce boyutunda neye inanıyorsak önümüze gelen de onu yaşıyoruz. Şu farkındalığa bir gelebilsek yaşadıklarımızla düşündüklerimizi arasındaki o bağlantıyı gördüğümüz noktada
İşte inandıklarımızı da fark edebileceğiz. Duada da öyledir ya, sadece istemek değil, inanarak istemek, gönülden istemek. Aynı şey hayatımız için de geçerli. Evet. Hayatımızın her evresinde. Olmuyorsa, eğer istediğim şey olmuyorsa mutlaka orada o istemenin ötesinde çok daha güçlü olumsuz bir inancım var. Onu bulmamız gerekiyor. O olumsuz inancı bulduğumda ve onu dönüştürdüğümde o zaman istediğim şeyin önündeki blokajı kaldırmış oluyor. İşte herkes kendini o anlamda tanımadığı için olumsuzluğunu ya da ama kendine verdiği zararı göremiyor. Bu bir süreç. Bu gerçekten bir süreç ve bir emek işi. Yani yaşadığım ilişkide bir tıkanıklık yaşıyorsam şöyle, eğer güvenilmeyecek ilişkide erkeklerin hep bir güvensizlik duyuyorsam deminki örnekteki gibi. O güvensizlik duygum varsa önüme güvenilmeyecek adamları çekeceğim. Eğer hep bir suçlanma korkum varsa hep beni onaylamayan insanları hayatıma çekeceğim. Neden? Değişim içselde başlar. Yani ben dışsal değişimi ancak içsel değişimi yarattığımda bulabilirim. Eğer kendi inancımda bu adam benim hayatıma giren insanlar güvenilir diyebiliyorsam çekim yasasına göre de o insanlar hayatıma gelecek. Güzel düşüneceğiz. Güzel beklentilerimiz olacak. Fark edeceğiz. Ağzımızdan çıkan kelimelere hayır, bütün, çok dikkat evet, edeceğiz. Bütün düşüncelerimizin ve duygularımızın, hissettiklerimizin ne kadar olumlu, ne kadar olumsuz olduğunu, bana fayda sağlıyor mu, sağlamıyor mu bunu fark edeceğiz. Aynen öyle. Söylediğiniz şey, karşısındakine faydası var mı, yok. Size faydası var mı, yok. Çevredekilere faydası var mı, yok. O zaman niye konuşuyorsunuz demişler. Yani bir faydası olacak ki konuşacaksınız. Hani yargılamakta da öyle, eleştirmekte evet. de öyle. Elinize ne geçecek? Sadece kendinizi biraz iyi hissetmek. Ama kendimizin eksiklerini fark edecek olursak daha fazla katkı sağlamış oluruz tabii ki. Hepimizin, her insanın eksikleri olduğu gibi. Nuray Suya Batmaz, çok teşekkür ediyorum size. Çok sağ olun. Rica kitabınız ederim. Zannettik ne zaman ederim. Çıkmıştı? 2 sene önce çıktı. 2 sene önce. Evet. Tekrar yeni bir kitap. İnşallah. İnşallah. Kişisel gelişim kitapları artık kitap evlerinde çok fazla rağbet gören, çok insanın önemsediği, okuduğu değerli kitaplar oluyor. Kişisel gelişim kitaplarını ben de çok severim. Okuması da keyiflidir ve mutlaka bir şey kattığına inanırım gerçekten. Her kitap katıyor mutlaka. Zannettiklerimizle koyduğumuz sınırları kaldırdığımızda gerçek özgürlük başlar. Elinize sağlık, kaleminize sağlık. Sen okur musun kişisel gelişim kitapları? Ya okuyorum ama artık ben de çok fazla okuduğum için seçici davranıyorum. Yani eğer bir kitabın ön sözünde aynaya bakın ve kendinizi sevin yazıyorsa o kitabı yakmak istiyorum gerçekten. Çünkü artık bu saçma klişelerle de çok kirlettik beynimizi, ruhumuzu. Çok doğru. Bu işi gerçekten bilen, bu işe emek vermiş insanların birazcık daha bilimsele dayandırarak açıkladığı kitapları tercih ediyorum. Tercih ediyorsun. Aynen öyle. Kendini sevin, sevelim. Pozitif düşünün. Düşünelim de nasıl düşüneceğiz? Yani çok duyuyoruz ya artık pozitif evet. düşün, pozitif düşün. Ama bunu işte yapabilme konusunda bizi çok aydınlatıcı kitaplar olması lazım. Herkesin anlayabileceği şekilde yazılan kitaplar olması lazım. Gerçekten bu konuda da katılıyorum. Ben biraz öyle o kitabı öyle yazdım. Hiç bu konuda yolculuk yapmamış insanların bu kitabı eline alıp okuduklarında gerçekten kendi değişimlerini yaratabilmelerini önemsedim. Güzel. Çok terimler olunca da çünkü herkes anlayamayabiliyor. Değil.